Buyurun yapın, belediye zaten açıyor olanaklarını. Vatandaşla olan ilişkisini bu iş için kullanmaya hazır. Zaten nitekim biraz önce bahsettiğim bu 2,5 mahallemizi içeren 106 hektarda yaptı. Yürütülebilir bir şey ama orada bile son aşamaya gelince yetkiyi tekrar kendisine aldı. Şimdi bir defa bu yasanın yani 5.393'te 6.306'nın birleştirilerek iyi taraflarının tek bir yasada toplanması lazım. Yani kira yardımı bile farklı. Büyük şehirle yapılan projede kira yardımının iki katını bakanlık veriyor. Ama diyoruz ki bu, sizin verdiğiniz yardımı biz de verelim, destek olun. Bize o yardım vermiyor. Neden? Yani aynı vatandaş değil mi? Yani oradaki vatandaş farklı mı? O desteği niye sağlamakta imtina İşte ediyorsunuz? orada sığ siyaset ne yazık ki. Tabii yani Yani biz burada tabii yerel yönetim yani bir ilçe belediyesi olarak belki örnek bir takım çalışmalar yapmak istiyorum. Yani elimizdeki olanakları zorlayarak kendi rezerv konutlarımızı belki sayısı fazla olmasa da üretelim. Bu hiç olmasa bina bazlı ya da ada bazlı dönüşümden imtina eden, tereddüt eden ekonomik nedenlerle vatandaşlarımızın kira sorunlarını çözelim. Nakliye taşıma sorunlarını çözelim. Orada belki bir model geliştirelim. Birlikte bir kooperatif modeli belki işte deneniyor bazı modeller biliyorsunuz. İlçemizde de buna yönelik bazı örnek adımlar atmak istiyorum önümüzdeki dönemde. Bakanlığa da mutlaka baskı olmak. Yani baskı kurmamız lazım. Bunu da ilçe örgütümüzle, il örgütümüzle birlikte ve halkla birlikte yapmamız lazım. Derneklerimizi biraz önce bahsettiğim bu danışma meclisiyle, STK danışma meclisiyle bu baskı şeyini artırmamız lazım. Sizin aldığınız izlenim nedir? Yani dolaşıyorsunuz sürekli, ziyaretler yapıyorsunuz. Yani Karabağlar'da günlük sıkıntı anlamında, örneğin dün bir soru gelmişti. Vatandaş diyor ki Allah kimseyi belediyeye yani işi için düşürmesin. Ama insanlar da belediye binasına gitme sıkıntısı var. Ha, dün ben mesela Uğur Bey'e de sordum bunu. Ya bu kadar dijitalleşen dünyada vatandaş niye belediye binasına gitmek durumunda kalıyor? Her şeyimiz telefonla bile oluyor artık. Burada mesela siz günlük sıkıntı olarak nelere rastlıyorsunuz? Eskiden daha çoktu bu dönem başında. Biliyorsunuz Konak'tan ayrılan bir Karabağlar arşiv konusunda da kağıt arşive mahkumdu ve bu arşivin de tabii farklı yerlerde şey Doğru. vardı. Onun getirdiği bir zorluk vardı ama biz hızlı bir biz de destekledik bu konuyu. Dijitalleşti belediyemizin arşivi. Şu anda istediğimiz belge dijital ortamda hızlıca ulaşabiliyoruz. Bu önemli bir zorluktu bizim için. Bu arşivlerin farklı yerlerde olması, fiziki olarak takip edilmesi. Dönemse o aşamayı geçtik. Şimdi aşama aşama, kademe kademe hizmetlerin de hızlı yapılmasına yönelik belediye portalı geliştiriliyor sürekli. Bu sanıyorum belli bir süre sonra artık bütün hizmetlerin güvenli bir şekilde bu portal üzerinde yapılmasına olanak sağlayacak. Buna da önem vermeye devam edeceğiz. Doğru. Otopark sorunu Otopark dehşet bir bir İzmir'in şey sorunu gerçi bir ama. İzmir'in sorunu ve bu daha yine ayırmaktan hoşlanmıyorum ama yatay bölgelerimizde şehrin içi merkezinde ayrı bir nedenle sorun yaşanıyor. Dikeylerde ayrı nedenlerle sorun yaşanıyor. Burada bir Karabağlar içinde bir master ulaşım planı hazırlamak istiyoruz önümüzdeki dönemde. Bu planın bir parçası bu 5-6 ana arterin açılması, büyük şehrin kamulaştırma gücüyle. Mutlaka bunu sağlamamız lazım. Gerekiyorsa kapısında yatacağız. Bunu hallettireceğiz büyük şehire. İkincisi, bazı yolların tek yöne çevrilmesi. Bu hem sokak sağlı sollu otopark yapma kapasitesini biraz artırıyor. Biraz da trafiğin rahatlamasına şey yapıyor. Bu master planı hazırlayacağız. Bu arada da alan üretmeye çalışarak otopark ihtiyacını yerin altına biraz Küçülmesin. girerek ama yine burada büyük şehrin ve kamunun gücüne arkamızı almamız lazım. İlçe belediyesinin yapabileceği işler değil bunlar. Katılır mısınız bilmem ama bugün İzmir'in her yerinde vatandaşlar bir ara hani kentsel dönüşüm yapıyorlar. Binalarını yıkıp yeniden yapıyorlar. Burada belediyeler biraz zorlayıcı olsa, o binalar yeniden yapılırken otoparkını da yapsa altına,
ben onu birkaç yerde söyledim. Bana dediler ki senin haberin var mı maliyetlerden tabii falan diye. Hemen o çıktı karşımıza. Zaten bütün mesele burada önceliğinizin neye verdiğinize bağlı geliyor. Yani burada tabii daha büyük bir manzara şeye bakmak lazım, resme bakmak lazım. Yani imar transferi yöntemleri var ama hazine bu konularda çok cimri. Yani yeni alanlarda buna bağlı bir imar transferi yapabilse biz mevcut katları bile düşürebiliriz şehirlerde, bazı bölgelerde. Yani Bayraklı'da siz yaşadınız. Yani burada büyükşehir zorunda kaldı %20 artış vermeye. Niye? Maliyetler karşılanmıyor diye. Halbuki o %20'yi bir imar transferiyle başka bir bölgede o müteahhite verseydiniz. Yani buradaki katı aynı tut, geniş alan yapalım ama sana buradaki hakkını başka bir yerden bir imar hakkı olarak verelim başka bir alanda, ama bunu belediye de tek başına yapamaz. Hazineyle işbirliği yapması lazım. İşte hep aynı şey çıkıyor. Ankara merkez çevre birlikteliği olmadığı zaman, ama bu sadece İzmir için değil. İzmir'de bütün şehirlerimizde. Şu anda İzmir'de ben düşünemiyorum. Yani Büyükşehir Belediye yeni, artık bilmiyorum Tunç Bey'ime gösterirler, başka birini mi gösterirler bilmiyorum ama yeni dönemde İzmir'in ciddi çöp sorunu var, ciddi mezarlık sorunu var, otopark sorunu var. Ya bunlar sadece belediyelerin halledebileceği bir şey gibi gelmiyor bana. Dediğinize katılıyorum bu, yani. Bu baskı artık sadece CHP'li belediyeler için, bütün AK Partili belediyeler için de geçerli. Bu baskı artık merkezi yönetimin buna bir önlem almasını gerektiriyor. Hem kentsel dönüşümde iyi niyetli çalışmalara yönelmesi lazım. Siyasi şeylerden uzak tutması lazım. Bu şehirleri yükselterek başa çıkamayız. Binaları yükselttiğinizde üretemiyorsanız otoparkı ya da yollarını genişletemiyorsanız ya da altyapısını yapamıyorsanız yükseltmenin bir anlamı yok. Sadece görüntü olarak daha çok insanı yaşatmış olursunuz ama şehri bir yaşanmaz bir kabus haline dönüştürürsünüz. Nitekim onaya doğru gidiyor. Doğru. İmar transferi meselesi dikkatli olması lazım. Şimdi yavaş yavaş sona gidiyoruz. Öngörünüzü de alayım. Ne zaman öğreneceğiz biz? Şimdi sabahleyin bir bilgi geldi. Arkadaşım bilgi, Ayşegül bilgi gönderdi. 2019'da ocağın sonuna doğru Tunç Bey'i açıklamışlar. Tabii öyleydi. 19 ya da 24, ya 17 Ocak ya 24 Ocak gibi. 20'si civarında. 24 Ocak'ta galiba ilk tweet mesajını atmış. Hı. Dün NTV'de bir haber olmuş böyle. Biz bu kadar acele ediyoruz, baskıyı açıkla artık diye. Sizin öngörünüz ne? Yani duyumlarınız var mı? Yani ne güzel dün öğreniyorduk, dün başka